Arkadaşlar merhabalar bu videomda MicroOriginal yayınlarının hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında çemberde açı konusundaki dış açı ve çeşitleri testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Birinci soruda yay ölçüleri verilmiş. Toplayalım şunları. Şurası lazım çünkü bana. 100, 130 daha 230, 80 daha 310. O zaman 360'dan 310 çıkınca buraya 50 derece kaldı. İki tane kesen arasında kalan açı olduğu zaman gördüğü yayların arasındaki açının farkını yarısıydı. Yani 130 eksi 50 bölü 2'dir. Yani 80 bölü 2'den cevabı ne buluruz? 40 derece olarak buluruz. Birinci soruyu. İkinci soruya geldik. 30 ise gördüğü yay nedir? Merkez açıdan 30. 100 ise merkez açıdan burası da 100 yaptı. Evet 2 tane bak burada dış açı oluşmuş. Gördüğü yayların farklarının yarısıdır. 100 eksi 30 bölü 2. Yani x'i buradan 70 bölü 2'den kaç buluruz? 35 derece olarak buluruz. Örnek 2 35 çıktı geldik örnek 3'e. 20 ise gördüğü yay ne yapacaktır? Çevre açıdan dolayı 40. 50 ise çevre açıdan dolayı 100 yapar. Şimdi burada yine bir dış açı oluşmuş. Teğet olması önemli değil. Yine dış açı yapabiliriz. X neye eşittir? Gördüğü yayların farklarının yarısına eşittir. Yani 100 eksi 40 bölü 2. 60 bölü 2'den cevabı ne buluruz? 30 derece olarak buluruz. Örnek 3'te. Işte. Geldik örnek 4'e. Şimdi şu teğet teğet olunca 80 ise gördüğü yay nedir? 180'e tamamlayan oluyor. T, t olunca. O zaman burası 100 yapar. E, çevre açıdan dolayı x de 50 derece olarak buluruz. Yani x 50 derece oldu. Dördüncü soruda geldik 5'e. 125 ise gördüğü yay direkt nedir? 2 katı 250'dir. 360'a tamamlayan açısı burası da 110'dur. Şimdi teğet olunca böyle açı ve gördüğü yayın toplamı 180'di. Yani 110'u 180'e tamamlayanı kaç derece yapıyor? 70 derece yapıyor. O zaman cevabımız 70 derece oldu 5. soruda. Geldik 6'ya. Şimdi teğet teğet ve merkezden geçtiği zaman bu açı ortaya oluyordu. E şimdi bakacak olursak 80 ise burası 180'e tamamlayanı 100. Yani bunlar 50-50 diye paylaştı. Aynı şekilde teğet teğet ise merkezden geçtiği zaman bu da açı ortaya oluyor. 70 ise 110 kaldı. Bunlar da 55-55 yaptı. E şurada bir üçgen mi çıktı karşımıza? Evet. 50, 55 ve x'in toplamı 50, 55 ve x'in toplamı eşittir 180 olmalı. x'in toplamı 105 yaptı. x de 180 eksi 105'ten 75 derece olur. Yani cevabı 75 bulduk 6. soruda. Evet böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda kiriş yay özellikleri testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.